Oğlum, duyumlar hiç iyi değil. Bu gece geleceklermiş. Ne o çavuşum, korkuyor musun yoksa? Eğer korkuyorsan söyle hastaya, seni geri göndersin. Korkan biriyle aynı mevziyi paylaşmak istemem. Ulan çömez. Ben senin yaşın kadar çatışmaya girdim burada. Bu dağlar şahittir buna. Hem senin için endişe ediyorum. Kafanın üstünden mermi geçtiği zaman ne yapacaksın çok merak ediyorum. Ne oluyor burada? Hiç şakalaşıyorduk komutanım. Gücünüzü boşa harcamayın oğlum. Geceye saklayın. Bu gece baskın yiyebiliriz. Bu şerefsizler buraya kafayı takmışlar. Hatta en büyük şerefsiz var ya, kardeşini görevlendirmiş sırf Ketina'yı düşürmek için. Bakarsın bu gece gelirler, hiç belli olmaz. O yüzden makinalıyı hazırlayın. Adamlar gelirse ilk burayı düşürmek isteyecekler. Gelsinler komutanım. Biz buradayız. Adem, bak baskın yersek işin ağırlığı sizde olacak. Eğer bu makinalı susarsa işimiz bitik demektir. Tamam mı? Göreyim seni, hadi bakalım. Lan senin yüzünden fırça yedik, iyi mi? Abi şimdi ilk hedef biz miyiz? Ne sandın ya oğlum? Adamlar önce ağır silahları sustururlar. Korkma lan. Buraya kadar gelemezler. Demek ilk bizi susturacaklar, öyle mi? Çocuklar nasılsınız? Aman hata yapmayın, dikkatli olun. Cephane sandıklarını kontrol ettiniz mi? Ettik komutanım. İyi. Hadi bakalım. Sen şu tarafa. Tamam. Getir onu. Bu boğaz basılacak. Neye mal olursa olsun basılacak. Orası can damarımızdır. Bunu anlamadınız değil mi? Ketina boğazı önemlidir. Ora tercih güçlerinin elinde olduğu sürece işimiz bitiktir. Ne zaman sınırı geçmek istesek karşımıza çıkmışlardır. Orası düşmelidir. Partinin emri budur. Başkanımız bunu bizzat istemiştir. Görev bize verilmiştir. Adamlarımız günlerdir Ketina boğazındaki TC askerlerini takip ettiler. Kalabalık değiller. 15-20 asker. Hiç beklemedikleri an onları basacağız. İki makinalıları vardır Heva. Bir daha havanları. Rızgar Başkan, ben Tilki cevap veresin. Rızgar Başkan, ben Tilki. Başkan, sana çağrı vardır. Kimsin lan? Başkan, ben Tilki. TC boğaza yerleşmiştir. 13 asker saymışam. Tamam la, orada kalın. Ne yapıyorlar bilmek istiyorum. Anladın mı lan? Silahların yerlerini, mevzilerin yerlerini iyi öğren. Anlaşıldı başkan, tamam. Çocuklar, silahları kurduktan sonra iyi kontrol edin, tamam mı? Emredersiniz komutanım. Ne haber Kemal, ne yaptınız? Sağ olun, hazırız komutanım. Haber var mı bebekten? Yok komutanım, bugün yarın bekliyoruz. Adı belli oldu mu? Oğlan olursa babamın adını koyacağım. Kız olursa da bakalım artık. Sağlıkla hayırlı olsun da inşallah. Amin. Bu geceden sonra izin sırası sende, biliyorsun değil mi? Biliyorum komutanım. İyi, hadi bakalım, bu gece gözünüzü dört açın. Emredersiniz komutanım. Ne yapın, ne edin? Muhakkak o boğazı düşürün. Kaç adam ölürse ölsün, umurumda değil. Eğer beceremezseniz buralara gelmeyin. Kendinizi bir uçurumdan atın, kurtulun daha iyi. Yoksa size neler edeceğimi tahmin bile edemezsiniz. Anlaşıldı başkan.
Konak Kaya bir konak. Cevap ver konak. Konak dinlemede, tamam. Konak konak bire iletin, mühimmat ikmali tamamlandı, tamam. Anlaşıldı, tamam. Boğazımız kurudu be Bilal. Şu suyundan ver de bir içelim. Emredersiniz komutanım. Çok ağrımı çekiyor bu çocuk. Koçum dayan. Dayan koçum, nefes al. Nefes al koçum, dayan. Dayan. Ölme be koçum. Bakalım daha kimleri bayrağı sarılı göndereceğiz. Komutanım. Komutanım. Komutanım, suyunuz. Sağ ol be Bilal. Sağlıyor. Sınır karakollarının kurulmasının en önemli amacının bu kaçakçılığın önüne geçebilmek olduğunu belirten yetkililer, karakolların konumları itibariyle kaçakçıların geçiş yollarında olduğunu belirtiyorlar. Teröristlerin yurt içine giriş için kullandığı patikaların sınırda konuşu jandarma karakolları tarafından kapatılmış oluşu nedeniyle bu kamplardan çıkan teröristlerin ilk hedefi her zaman sınır jandarma karakolları oluyor. Bizim oğlan da böyle bir yerde değil mi be? Canım evladım. Şimdi ne halde, ne yapıyordur acaba? Benim aslan oğlum isteyerek gitti oralara. Hakkıyla yapacak askerliğini. Ne güzel kısa dönem yapabilirdi. Şimdiye çoktan gelmiş olurdu. Olsun hanım. Hayırlısı buymuş. Çakı gibi subay oldu çoşkun. Bir sürü asker şimdi ona emanet. Kolay iş diye bu. Allah yardımcısı olsun. Amin bey, amin. Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Otun. Sorun yok komutanım. Oğlum çök şimdi, keklik gibi indirecekler seni. Kemal, bu gece gözünüzü dört açacaksınız. Telsiz konuşmalarından grupların birleştiği anlaşılıyor. Eğer bunlar grupları birleştiriyorsa hiç ayrı alamet değil. Hiç merak etmeyin komutanım. Biz hazırız. Aferin koçum. Göreyim seni. Çok dikkatli olun, tamam mı? Gözünüzü dört açın. İyi nöbetler. Sağ olun. Sağ olun. Torun, bu adamlar birleşiyorsa yakında cayırtı kopar. Acele edin lan, yolumuz az kalmıştır. Sera Koval, ben Agir, cevap veresem. Sera Koval, cevap veresem. Dinleyem Agir Heval, ne olmuştur? Heval, hedefe az kalmıştır. Siz ne yaptınız? Heval, devam ediyoruz, sorun yoktur. Anlaşıldı, tamam. Bunlar bir işler çeviriyorlar ama yakında anlarız. Komutanım, ya hedef bizsek? Nasibimiz neyse oluruz maçavuşum. Tüm kaya unsurlarının dikkatine. Bu gece herkes gözünü dört açacak. Etrafta çakallar dolanıyor. Bir şeyler oluyor ama ne? Ne? Yavuz Konak 1. Bulunduğunuz yerden 355 hareket edin. Etraf ısınmaya başlıyor. Bu şerefsizler kayaya bulaşabilir. Anlaşıldı Konak 1. Çıkıyoruz. Bakalım neler olacak. Hadi aslanlarım. Sabah oluyor, çabuk. On üç kişiyiz. 13. Kalabalık gelirlerse dayanamayız. Aman, kaderimizde ne varsa olur. Bilal. Emredin komutanım. Otur oğlum, otur. Sen niye okulu bırakıp geldin? Okulunu bitirseydin daha iyi olmaz mıydı oğlum? Okuyamazdım komutanım. Neden okuyamazdın? Arkadaşım komutanım. Askere gitti.
Sonra da... Geri gelemedi. Bir daha dönmedi komutanım. Şehit oldu. Ben de okulu bıraktım. Okuyamadım. Sonra da buradayım işte. Artık benim askerlik bitti Çömez. Bundan sonra bu aslan parçası sana emanet. Unutma, buralar tekin yerler değildir. Sırtını döneceğin adamı çok iyi tanıyacaksın. Vurdum derken vurulan çok adam gördüm ben. Eve bayrağa sarılı gitmek istemiyorsan geceleri uyumayacaksın. Uyursan ölürsün. Abi be, çok şehit gördün mü sen? Çok şehit gördüm ben. Ne güzel parlıyorlar değil mi? Evet abi. Etraf çok sessiz be abi. Ne yalan? Korktun mu yoksa? Eğer korktuysan söyle. Aste'ye söyleyelim. Seni geri göndersinler. Ha ne dersin? Ne korkacağım be? Verecek bir canımız var. Gerekirse onu da veririz. Korkma lan korkma. Bizim avancılar bunlar. Ara sıra yaparlar böyle. Eğer hainler buralardaysa fark edildiklerini sansınlar diye keşif atışı yaparlar bunlar. Gene mi korktun lan? Ya toparlan artık. Keşif atışı yapıyorlar. Başkan ellerinde bir havan iki makinalı vardır. Nezilerin yerleri şuralardır. Aferin la, iyi iş çıkardınız. Ses gelmediğine göre asker uyanmamıştır. Hadi. Başarılı olamazsak işimiz bitiktir. Önderlik kesin zafer istemektedir. Konak Kaya 1. Beklenenler görünürde yoklar, tamam. Anlaşıldı Kaya 1, dikkatli olun. Bekleyin la, aceleniz nedir? Geldik işte. Kaya 1, dikkatli olun. Adamların telsiz trafiği hızlandı. Bir şey çeviriyor bunlar. Size bulaşmaya kalkabilirler. Anlaşıldı konak, siz rahat olun, biz buradayız. Gelecekleri varsa görecekleri de vardır. Asker şüphelenmiştir. Roş konuşuyor. Ay ışığı parlaktır. Tekrar ediyorum. Ay ışığı parlaktır. Her yer aydınlıktır. Anlaşıldı Roş, tamam. Ula nereden haberleri olmuştur ki? Fark edilirsek biteriz valla. Hadi. Hadi. Ulan asker, hele bir sabah olsun görüşürük seninle. Bırakın lan onları, hadi, hadi.
Artık buralara çok alıştırdım. Operasyon, kan, ölüm hayatımda sıradan hale gelmeye başladı. Gencecik çocukları analarına babalarına bayrağa sarılı teslim etmek yıkıyor insanı. Buralarda gördüğümüz tek renk kırmızı. Kan kırmızı. Bazen düşünüyorum, acaba dönünce buraları unutabilir miyim diye. Dağları, askerlerimi, şehitleri. Dahası verilen bu mücadeleyi. Bilmiyorum ki. Şimdi orada dağlar ne karanlıktır değil mi bey? Oralarda hava buradan önce kararır. Coşkun şimdi karanlığın içinde midir acaba? Hanım, senin oğlun karanlıktan korkacak yaşı çoktan geçti. Sen yüreğini ferah tut. O dağ başında da, ovada da yüreklidir. Biz onu Allah'a emanet ettik. Öyle de, ana yüreği işte bey. Düşünmeden edemiyorum. Hayırlısı neyse o olur. Sen sıkma canını. Durum nedir Kemal? Bir hareketlilik var mı? Her şey yolunda. Bir hareketlilik yok komutan. Komutanım sizce bu gece giderler mi? Bilmiyorum Kemal ama biz yine de hazırlıklı olalım. Göreyim seni. Bir şey olursa ne yapacağını biliyorsun değil mi? Biliyorum komutanım, biliyorum. Ah be güneş. Doğ be artık be. Merak etmeyin komutanım. Ben ölmeden bu şerefsizler buraya adımlarını atamaz. Biliyorum koçum, biliyorum. Hadi kolay gelsin. Sağ ol. Sağ ol. Az kaldı be oğlum. 26 gün sonra baban geliyor. Doya doya öpüp koklayacağım seni. Hiç yanından ayrılmayacağım. Allah'ım, bir bitseydi şu günler. Abi kaç aylık oldu çocuk? 14 aylık oldu. Baksana. Tosun gibi maşallah. Aynı ben. Biliyor musun? Daha bir kere bile göremedim. Ne haber Adem? Durum nasıl? Otur otur. Kalkma otur. Mukat yok komutanım. Her şey yolunda. Ver bakayım şunu. Aa. Maşallah. Kaç günün kaldı senin? 26 gün komutanım. İyi be, bir şey kalmamış. 26 gün sonra kucağına alırsın oğlunu. İnşallah komutanım, inşallah. Çocuklar bu gece çok dikkatli oluyorsunuz. Bu şerefsizler bir iş çeviriyorlar. Telsiz konuşmalarını dinledik, tamam mı? Emredersiniz komutanım. Hadi bakalım, kolay gelsin. Bizi fark etmemiştir. Artık işler bitmiştir. Roj Benagir, ay çıktı. Tekrar ediyorum, ay çıktı. Anlaşıldı Agir, tamam. Ketine boğazı askere mezar olacak. Hadi la, mevzinin. Hadi. Ulan Serol, ne yapmışsın, neredesin? Yerini almış mı sen? Az kalmıştır başkan. Acele edin la. Asker fark etmeden çıkın. Yoksa neler olacağını bilirsen. Anlaşıldı başkan, tamam. Bu eylem büyük olacaktır. Çok büyük olacaktır. Bir ses duydun mu abi? Çakal falandır oğlum. Ne çakal mı? Sadece çakal mı oğlum? Burada kurt, ayı, tilki,
Ne ararsan var burada. Vallahi mı diyorsun abi? Ulan salak herif, ne yaptığını sanıyorsun sen? Ciğerini sökerim senin. Eski herif fark ederse yanarız. Yürü hadi. Şu geceyi bir atlatsak tamamdır. Güzel anacığım benim. Ana biliyor musun, şu anda 13 kişi, gecenin bir yarısı, bir dağın başındayız. Anne burası çok zor. Çok. Çok uykum var. Yatağımı öyle özledim ki. Ama burada uyumak yok. Burada uyuyamam. Bu 13 can bana emanet. Karıları çocukları yollarını gözler. Güzel anacığım benim. Allah'ım sen yardımcımız ol. Biz burada rahat uyuyalım diye. Sen oralarda dağ başlarında ne hallerdesin kim bilir. Bir bitse şu askerliği. Acaba görebilecek miyim senin evlendiğini, çocuklarının olduğunu? Bitti artık. Güneş doğdu artık, gelmezler. Allah'a şükür bu geceyi de sağ salim geçirdik. Evet Tertip, haklısın. Tamam lan Çömez. Korkma artık. Bu saatten sonra gelmezler. Ne korkacağım ya? Ben sen miyim? Çömez siper al! Kim ateş etti? Ön menziller, silah sesi nereden geldi? Çömez! Kerem! 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 Hani gelmezlerdi? Hani gelmezlerdi? Komutanım! Kerem vuruldu komutanım! Kerem? Bitti oğlum! Hadi! Bir sıyrık! Küçük bir sıyrık sadece! Gazi oldum bak! 3 ay yoksun buralarda! Çok mallısın be oğlum! Komutanım! Ama güneş doğdu. Güneş ne kadar güzel doğuyor. Kerem! Kerem! Ölme!
Sakın ölme lan! Eşhedü en la Muhammed abduhu ve resulü. Komutanım, her yerden ateş ediyorlar. Çok kalabalıklar. Kemal, asıl teki. Gördüğünü indir. Kimseyi yaklaştırmayın mevzilere. Emredersiniz komutanım. Havancılar, 357'ye atın. Daha yeni geldin be oğlum. Aç gözlerini. Ölme lan. Ölme oğlum. Yalnız bırakma beni. Geberin lan. Hadi lan bitirin şunların işini. Burası bugün düşecektir. Asker acımak yoktur. Gafil avlanmıştır asker. Burası onlara mezar olacaktır. Hadi lan. Yürüyün lan, indirin hepsini, yürü! Lan ne bekliyorsun? İndirin şu mevzileri! Sızın şu mevzileri artık! El bombalarınızı kullanın! Gelin lan! Şerefsizler! Hepiniz gelin! Gelin lan! Burası onlara mezar olacak. Ateş! Gebereceksiniz lan! Öldüreceğim lan hepinizi! Gelin! Komutan! Kerem vuruldu komutan! Daha yeni gelmişti. Evet. Şehit ettiler onu. Hiçbir şey yapamadı. Kollarımda öldü komutanım. Şimdi Kerem'i unut, tamam mı? Kerem şehit oldu. Sen bana lazımsın koçum. Eğer sen düşersen hepimiz düşeriz. Kendine gel, tamam mı koçum? Hadi al şu makinanın elini. Al. Al. Yağdır mermi. Yağdır. Şerefsizler. Komutanım, her yerden ateş geliyor. Çok yaklaştılar. Kemal! Ne yaptın? Oraya kimseyi sokma. Yakınına gelenlere dikkat et. Sürünerek gelenlere dikkat et. Koçum, evine gitmek istiyorsun değil mi? Ha? Çocuğunu görmek istiyorsun değil mi? Bas o zaman tetiğe. Savaş! Durma o zaman. Savaş! Bas tetiğe. Emredersin komutanım. Konakkaya bir. Konakkaya bir. Baskı yedik komutanım. Bir şehidim var. Acil yardım gönderin. Tekrar neler oluyor aslanım? Coşkun hasta eminim. Komutanım, baskın yediler. Ateş altındalar. Bir şehidimiz var. Kaya bir. Ben konak bir. Aslanım neler oluyor? Ağır ateş altındayız. Kaya bir konuşuyor. Yaklaşıyorlar. Hasta eminim, yaklaştırmayın. İçinize sızmasınlar. Kaya bir konuşuyor. Baskın yedik komutanım. Bir şehidimiz var. Şerefsizler, haysiyetsizler. Asubaya bağlı olun. Yavuz, aslanım durma. Yıldırım ol, şimşek ol, yetiş arkadaşlarına. Kaya bir zorda. Anlaşıldı konak bir. Ulan bir kere de erkek gibi çıkın be. Tüm kaya unsurları, görmeden atlayın. Bombacılara dikkat edin. Sürünerek gelenlere dikkat edin. Kemal, aslanım orası önemli biliyorsun. Geldiler. Öldürecekler bizi. Kesecekler. Kendine gel be. Kendine gel. Kalk ateş et hadi.
Tenci askeri! Askere ulaşma! Buradan çıkışın yoktur! Etrafınız sarıldı! Teslim olun, kurtulun! Ateş et, çıkacağız buradan. El bombacılara dikkat edin. Koçum hadi ateş et. Hadi koçum al. Al, al silahını al. Roketçi, ver şu roketi. Ulan siz istediniz bunu. Bilal yürü. Şükrü! Şükrü! Şükrü. Recep. 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 Şükrü. Şükrü. Kalk oğlum. Yardım geliyor, tamam mı koçum? Sakın kendini bırakma. Yaşayacaksın koçum. Ananın babanın evine gideceksin koçum, tamam mı? Gire var. Sızma yapasın. Esker bunu almıştı. Yoğun saldırasın. TC buradan çıkamayacak. Hadi kalk. Hadi kalk koçum. Kurtulacaksın abi. Çıkacaksın buradan. Gelin lan şerefsizler. Gelin lan. Gelin lan. Geberin lan. Buradan çıkışın yoktur. Şükrü. Şükrü. Hadi koçum. Bırakma kendini. Hadi koçum. Dayan aslan. Hadi koçum. Yardım geliyor. Tamam mı? Yardım geliyor. Nefes al. Bırakma kendini. Komutanım. Dayanamıyorum. Nefes al koçum. Hadi. Donakkaya bir konuşuyor. Yaralım var komutanım. Yaralılarımı alın. Çok kalabalıklar komutanım. Acil destek gönderin. Adamların bir ölüyor. Komutanım tam karşındalar. İndir onları, ne bekliyorsun? İndir o zaman ateşi. Aa! Komutanım vuruldum. Yardım edin. Evet, geliyorum. Babancılar ne yapıyorsunuz siz? Kesin şunların önünü. Girmelerine izin vermeyin. Adamlarım ölüyor. Öldüremeyeceksiniz lan beni. Cesedimi çiğnemeden alamayacaksınız bu tepeyi. Ölmedim daha. Ölmedim lan. Gidelim lan. Hepiniz gelin. Geberin hainler. Geberin. Hasta eminim. Takviyeler yolda, dayanın. Coşkun, aslanım sakın içeri girmesinler. Coşkun cevap ver. Coşkun. Yaralılarımı alın, Konakkaya bir konuşuyor. Yaralılarımı alın. Menzilere sızmaya çalışıyorlar, dikkatli olun. El bombacılarını yaklaştırmayın. Emredersiniz komutanım.
Fikri. Hadi koş. Hadi dayan koş. Anam. Hadi koş. Hadi koş. Ali! Terkip! Ali! Hainler! Şerefsizler! Konak Kaya bir konuşuyor. Komutanım, yaralılarımı alın. Adamlarım bir bir ölüyor. Çok kalabalıklar. Acil destek gönderin komutanım. Coşkun. Aslanım. Yavuz, ne cehennemdesin? Adamlarım ölüyor, acele et. Ne yaparsan yap, yetiş oraya. Hadi aslanlarım. Ha gayret, az kaldı. Şerefsiz! Komutan, konuşan Roş. Buradan kurtulamazsın. Tecel sizi ölüme terk etmiştir. Kurtuluşunuz yoktur. Dersim olup kurtulun. Burası Ketina Boğazı. Biz burada 13 kişiyiz. 13 Mehmetçik. 13 kahraman Türk askeri. Kanını toprağa dökmekten, vatanı için canını feda etmekten çekinmeyen 13 kahraman Türk askeri. Neredesin? Hangi tepenin ardındasın bilmiyorum ama gücün yetiyorsa gel kendin teslim al bizi. Şunu bil ki hepimiz tek tek ölmeden buraya giremeyeceksiniz. Coşkun. Yavaş hanım, dikkat et biraz. Tamam tamam, şimdi silerim. Ay Allah ya Rabbim. Ne oldu bana bugün? Neyin var hanım, bir şey mi oldu? Bilmiyorum bey, içimde bir sıkıntı var. Yüreğim daralıyor sanki. Tansiyonun düşmüştür belki, bir ölçtürsek mi? Bilmiyorum, belki de. Mekanınız cennet olsun yiğitlerim. Bilal, hadi koçum. Ölme sırası bizde. Emredersiniz komutanım. Kaya bir Yavuz konuşuyor. Komutanım geliyoruz, az kaldı. Ne olur dayanın komutanım. Gerizekalı Agir. Hala ne yapıyorsun orada? 13 askerle başa demediniz mi daha lan? Ölü ya da diri. O askerlerin hepsini isteyem. Ketine onlara mezar olacaktır. Acele edin lan! Acele edin! Lan komutan. Seni elime geçirirsem ne yapacağımı ben çok iyi biliyorum. Hadi lan bitirin şunların işini. Lan biksici, ne alt ediyorsun? Mermiye boğulan her yeri. Durma lan, durma! Oğlum. 14 aylık oldun ha. Babanı sana anlatırlar. Anlatırlar elbet. Çok istedim seni kucağıma almayı. Ama nasip olmadı. Büyüyünce buraya gel oğlum. Ketina Boğazı'na gel. Babanın kanı buralara aktı. Buralar bizim oğlum. Her karış toprağı, her taşı bizim. Baban 12 arkadaşıyla burada. Şerefsizlere göğsünü siper etti.
14 aylık olduğuna. Ah bir görebilseydim seni. Ya bismillah. Gelin lan. Şerefsizler. Hepiniz gelin. Susturun lan şu silahı. İndirin lan şerifleri. Komutanım, her yerdeler. Adem! Dayan tertip! Ölme sakın! Adem! Komutanım! Oğlum! Bırakma kendini, dayan! Oğlum size emanet. Oğluma beni anlat. Tertip, tertip dayan ne olur, sık dişini. Babasının nasıl şehit olduğunu bilsin. Yardım geliyor oğlum, kendini bırakma. Adem. Oğlum. Oğlum benim. Oğlum. Lan Roketçi ne duruyorsun? Devam edin lan, devam edin. Devam edin, devam edin. Adem! Adem! Komutanım, zordalar. Adamlar çok kalabalık. Üsteğmenim her yeri tutmuşlar. Derecik karakolda baskı altında. Helikopterler yaklaşamıyor. Karadan takviye giden iki tim de pusuya düşürüldü. Komutanım, adamlarım ölüyor, adamlarım. Üsteğmenim sakin ol. Takviyeler yetişecek. Yavuz, ne yaparsan yap, o boğaza gir artık, gir! Hadi be aslanım, hadi! Adamlar mevzilere girdiler. Gelenlerin önünü kesemezsek işimiz bitikti. Emredersiniz komutanım. Ver oğlum ver. Nefes aldırmayın eskere. Burunlarını dibine kadar girin. Kaçmak yoktur. Tamam başkanım. Fırla fırla. Hadi. Eğil. Hadi ula hadi. Lan bir kısıcı ne duruyorsun? Yık şunların mevzilerini. Yık başlarını. Komutanım. Adem şehit oldu komutanım. Tertibim şehit oldu. Oğlunu göremeyecek komutanım. Dayan koç. Dayan aslanım. Bırakma kendini. Adem şehit oldu ama biz hala yaşıyoruz. Biz ölmedikçe bu şerefsizler buraya giremeyecek. Yüklen. Dayan aslanım. Giremeyecekler komutanım. Biz ölmeden bu tepeyi ele geçiremeyecekler. Galiba çocuğumu göremeyeceğim. Burada ölüp gideceğim komutanım. Adem iki gibi benim çocuğum da babasız büyüyecek komutanım. Dayan koç. Dayan aslanım. Hadi ateş. Ama olsun komutanım. Vatan sağ olsun. Ben çocuğumu görmesem de olur. Komutanım dikkat!
Cemal! Oğlum niye yaptın lan bunu? Niye atladın lan koşunun önüne? Size bir şey olmasın diye atladım komutanım. Ne haber Kemal? Ne yaptınız? Sağ ol. Hazırız komutanım. Haber var mı bebekten? Yok komutanım. Bugün yarın bekliyoruz. Adı belli oldu mu? Oğlan olursa babamın adını koyacağım. Kız olursa da bakalım artık. Sağlıkla hayırlı olsun da inşallah. Amin. Bu geceden sonra izin sırası sende biliyorsun değil mi? Biliyorum komutanım. Hadi bakalım. İzin sırası bendeydi komutanım. Çocuğum olacak. Çocuğum olacak. Seni bütün ülke bilecek oğlum. Nasıl bir yiğit, nasıl bir kahraman olduğunu bütün Türkiye bilecek oğlum. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Gel! Hadi oğlum! Yukarı çekiliyoruz. Emredersiniz komutanım. Bittiler la. Sesler kesildi. Hepsi öldü. Hadi. Hadi la. Hadi. Uzmanım. 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 Ruhun şad olsun uzmanım. Kimse kalmadı Bilal. Hakkınızı helal edin komutanım. Helal olsun koçum. Helal olsun. Hadi lan yürüyün. Geliyorlar komutanım. Biz ölmeden bu tepe düşmeyecek. Konak 1. Kaya 1 konuşuyor. Bu size son çağrımdır. 11 askerim şehit oldu. Sadece ben ve bir askerim kaldık. Ketina Boğazı direniyor. Ama bilin ki biz ölmeden buraya hiç kimse giremeyecek. Eğer bir gün bizi hatırlayacak olanlar olursa bilsinler ki burada Ketina Boğazı'nda 13 Mehmetçik peygamberine yakışır şekilde şehit oldu. Canını vatan için vermekten çekinmedi. Komutanım, bu size son çağrımdır. Görevimi yapamadım. Bu tepeyi koruyamadım. Hakkınızı helal edin. Helal olsun yiğidim.
Devam edelim arkadaşlar. Komutanım, geliyorlar. Gelin lan, gelin lan. Komutanım. Komutanım ölmeyin. Beni burada yalnız bırakmayın. Ne olur komutanım ölmeyin. Yalnız değilsin çocuk. Komutanım. 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 Bilal. 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 Bizi çok zorladın komutan. Daha ölmedim şerefsiz. Bak boşuna uğraştın. Tepe düştü. Ben vatanım için canımı veririm. Sen bunun ne demek olduğunu anlayamazsın. O zaman artık sen de ol komutan. Geldiler. Geldiniz. Geldiniz be. Geldiler. Tepe düşmeyecek. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resulü. Komutanım, yetişemedik komutanım. Yetişemedik. Hakkınızı helal edin komutanım. Çok çalışkan, zeki, terbiyeli, anasına babasına saygılı, komşularına saygılı, küçükleri sever, büyükleri sayan bir genç centilmen bir çocuktu. Mahallemizin yetiştirdiği örnek insanlardan biriydi. O Coşkun Davulcu ailesini tek okuyan kişisiydi. İlkokuldan al da üniversiteye kadar hep derslerinde öğretmenleri beni gelip tebrik ederdiler. Mahallede onu sevmeyen yoktur diye düşünüyorum. Bu rahmetli olduktan sonra insanların arkasından konuşulan laf değildir. Bunu kesinlikle böyle bilinsin. Önce iş aradı. Dediler ki askerlik yapmazdan önce iş yoktur. O da bir an evvel müracaat etti. Askerliğimi yapıp geleyim dedi. Eğridir Tav Komandası okulundan. Askerliğinin acamet döneminde birinciliği aldı, madalyaları aldı. Coşkun dedim, bu barnak gibi tellerin üstünde nasıl yürüdün dedim. Dedi anne dedi, öyle cesaretli yürüyorum ki dedi, hiç korkmadım dedi. Hep her yerde Coşkun tepede duruyor, birinci yani her tepede. Oğlum isteseydi Trabzon'a da gelirdi. Oğlum isteseydi Kıbrıs'a da giderdi. Fakat gönüllü olarak Van'a gitti. Van'dan da az bir zamanda hemen Hakkari'ye arttırma yaptılar birlikte. Coşkun dedim, oraya dedim gitme sen dedim oğlum dedim. Anne dedi ölürsem dedi şehit olurum dedi. Sen de olursun dedi şehit annesi dedi bana böyle kendi ağzından söyledi. Dedim oğlum şehitlik iyi ama dedim ben acıya dayanamam dedim. Ben çekemem acısı. Allah hiçbirimizin dedim acısını bana göstermesin dedim. Dedi ki anne dedi herkes dedi şehit olmaya bahili dedi. Sen de dedi
Tamam oğlum, tamam. Ama bu ölüm acı. Ölüm acı da ayrılıyorsun. Olsun dedi. Şehitler der ki dedi, bir daha sağ olsam da gelsem yeryüzüne de bir daha şehit olsam da buraya gelsem. Öyle söyledi. Ne bileyim oğlum. Çeşitli yerlerinde görev yaptı Hakkari'nin. Önceki mektubunda yazdı ki, anne dedi, ben dedi dağa çıkarım dedi. Bir ay dedi benden dedi haber alamazsınız dedi. İki ay haber alamazsınız dedi. Anneciğim dedi, kendini üzme. Son çatışmasında zaten Kedine Tepesi'nde çatışmaya girdiler. Üç yönden üçgene aldılar yani. İlk ateşi tabura attılar. 28 şehit benim oğlumun bölüğünden gitti. Allah kimseye acı vermesin. İlla da evlat acısı. Kardeşim öldü. Annem öldü. Gelinim öldü. Coşkun hepsini unutturdu. Bir tek Coşkun. Televizyonda şehit haberleri oluyor ya. İnan Müslüman insan. Abile sana diyorum Coşkun orta yerde duruyor. Daha ne ağlatacaklar millet? 20 yaşına yetiştiriyorsun, garıplıkla, sefirlikle beğitiyorsun, onları okutuyorsun. Yollayorsun askere ki bizim için gidiyor, vatan için gidiyor, namusumuzun için gidiyor oraya da. Siz onları, kendi uşakları saraysınız dağlarda gezenlerin önüne. Benim uşağım dağları ne bilecek? Bu vatana daha önce de benim dedelerim ne durumda girdiler, bu vatanı vatan yapan. O kanlar döken dedelerimiz, amcalarımız, büyüklerimizin akıtmış olduğu kan bu vatan için sırasıyla beraberdi. Bugün de sıra bize geldi. Biz görevimizi yapacağız. Bu vatan öyle bedavadan alınmadı ki bedavadan da birine birine teşkes çekelim. Kanımızla aldık bu vatanı. Her karış topraklarında kan vardır. Akşam olur, hasret büyür, dağ olur. Bu dağlarda kurşun atsan çığ olur. Sen oğlunu geri dönmez sayan annem. Ben ölünce belki vatan sağ olur. Sen çığlık çığlık